Herkese merhabalar arkadaşlar. Atak Dinamo Matematik Kampı'nda sizlerle birlikteyiz. Üçüncü günümüz binom açılımı ve olasılıkla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, binom açılımını ve olasılığı yapmadan önce takvimimize bir bakalım. Ne demiştik? Ara dönemde, ara tatilde... Uyku yatak yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çalışıp atağa kalkıyoruz demiştik. Ve Dinamo kitabımızdan da ödevlendirmelerle ne yapıyorduk? Ödevlerimizi yaparak atağa kalkıp herkesin önüne geçiyorduk. Permütasyon kombinasyonu anlattık. Çok da güzel oldu. Çok beğenmişsiniz. Teşekkürler. İkinci gün soru çözümü çok önemliydi. Çünkü permütasyon kombinasyonu bilmezsen binom ve olasılıkta zorlanabilirsin demiştik. Ve bugün de arkadaşlar 17 Kasım çarşamba itibariyle de binom açılımı olasılıkla yani 3. günde sizle birlikteyiz. Hemen daha derse başlamadan ödevimizi verelim. Niye? Çünkü ödev çok önemli. Bak, dersi dinlemek gerçekten önemli, yararlı. Eyvallah. Ama her şey sende bitiyor. Ödevlerini yapman lazım. Ödevimiz 55 85 arası. Hemen bakıyoruz buradan da. 65 geri geldik. Hemen bakıyorsun 55'te neyle başlıyordu? Pas kılıçken ve binom açılımıyla başlıyordu. Geçtik geçtik geçtik. Nereye kadar arkadaşım? Ta ki fonksiyonlar ünitesine kadar hepsini bitiriyorsun. 55'ten 86'ya kadar 85'e kadar. Burada bakın süper yazılı soruları da var. Yine onları da dikkatinizi çeksin yapın. Artık uzatmayalım. Son konumuz fonksiyona geçmeden önce 3. günümüz binom açılımıyla başlayalım. Şimdi arkadaşım binom açılımına başlayalım dedik. X artı Y'nin eninci kuvveti. Bakın lütfen 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 hatta Allah'ını seviyorsanız şu binom açılımında bir ekşin yok. Haberiniz olsun. Ne var sadece biliyor musunuz? Terim 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 terim. Terimlerden oluşuyor. Ve bu terimlerde de bir tane olay var. O da ne biliyor musunuz? Bir kombinasyon. Birinci terimin x'e onun üzerinde bir şey. Mesela burada n var diyelim. Burada da arkadaşım ikinci terimin ve onun üzerinde de bir şey var. Ya olay bu kadar. Bütün terimler bu şekilde oluşuyor ve neye göre oluşuyor onu söyleyelim. Bakın enin sıfırlı ile başlıyorsun. Bu sıfırsa bunun üzeri sıfır. Üstlerin toplamı da neye eşit? Buradaki üsse eşit. Buradaki n de hemen kombinasyonun üssü olurdu. Bakın burası ne? kombinasyonun üssü. Bura ne bir. Bir ise ikincinin üssü bir. Üstlerin toplamı da ne olması için n eksi bir. Olay bu kadar arkadaşım. Ve şunu dikkatini çek. Burada enin sıfırlı başlayıp enin enlisine kadar gittiğim için ne olacak? En artı bir tane terim olacak. En artı bir terim vardır enli açılımda. Ve arkadaşım enli açılımda x ile y'nin kuvvetlerinin toplamı her zaman nedir? Yani burada kombinasyonun üst tarafını verir. Devam ediyorum. R artı birinci terimde arkadaşım bak sıfırla başladık mı? Evet. Birinci terimin sıfır. ikinci terimin kombinasyonun birlisi. Üçüncü terimin kombinasyon ikisi sen hangi terimdeysen bir eksik kombinasyon yazıyorsun. Yani birinci terimde bakın hemen bir eksik kombinasyon sıfır yazıyorsun. O zaman ne diyorum arkadaşım? R artı birinci terimde de sen kombinasyonda R'li yazacaksın. O zaman ikinci terimin üssü R'dir ve toplamları da ne olması için ne eksi R çarpı burada da ne olacak? Ne eksi R? Burası da R olmuş olacak. En sonunda da yine bilmen gereken bir kural var. O da ne? Ortanca terim arkadaşım. 2 üzeri n de bakın 2 üzeri n diyorum özür dilerim. Üzeri 2 n de bir açılımın 2 n'inci kuvvetini sorarsa sana ve burada arkadaşım 2 n'den dolayı bakın hep bir fazlasıydı ya 2 n artı bir tane terim vardır. En tane burada en tane burada ve tam ortada da en artı birinci terim vardır. E, en artı birinci terimse e, burada ne olacak kombinasyonda enliği yazacaksın. Burası n burası n toplamları da 2 olmuş olacak. Süper bir şekilde bütün her şeyin buradan geldiğini gösterdik. Ve bunu unutmuyorsun arkadaşım. Bunu Buna göre her şeyi hallediyorsun. Olasılıkta ne dedik peki? Olasılık örnek uzay çok önemliydi. Bir deneyde elde edilebilecek tüm sonuçlar kümesine ne diyorduk? Biz örnek uzay diyorduk ve E ile gösteriyorduk. Bak arkadaşım zar atıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veyahut da para atıldı. Yazı tura. Bunların hepsi nedir arkadaşım? Örnek uzaydır. Bütün olabilecek durumlar. Peki olay nedir? E E örnek uzayının her bir alt kümesi. Mesela zarı attın. Çift gelme. Zarı attın. Tek gelme. Zarı attın. Asal gelme. İki zar, iki tane para attın. İkisinin de aynı gelmesi. yazı yazı, tura tura. Bunlar işte nedir? Örnek uzaylarının alt kümesidir. Unutma. Ve de aslında bizim olayımız olasılık probability'den P yani A'nın olmalı. A olayının olasılığı olma olasılığı nedir? E de örnek uzaysa bir olasılık A'nın olabilme sayıları yani daha doğrusu A'nın kaç elemanlı olduğu bizim örnek uzayımızın kaç elemanlı olduğuyla bağlıydı ve de bunları oranlarsak bizim sonucumuz ortaya çıkardı, olasılığımız ortaya çıkardı. Yani istenilen durum bölü tüm durum olacaktı arkadaşım. Geldim buraya. Peki benim olasılığım bütün evrenseli içine alıyorsa o zaman ihtimal nedir? Mesela attın zarı nedir? Zarda diyorum ki sıfırdan büyük gelme ihtimali. E sıfırdan büyük gelme ihtimali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Tabii ki de zaten yüzde yüzdür. Örnek uzayımı bütün elemanlarını kapsar. O zaman kesin olay diyorum ve cevabım birdi. Ve 7'den büyük, 6'dan büyük gelme ihtimali öyle bir ihtimal olmadığı için biz de buna imkansız olay yani boş kümenin olasılığı da nedir? Sıfırdır. Ve bir olasılık farkındaysanız sıfıra eşit olabilir ve de bire eşit olabilir ama daha çok bir basit kesir şeklinde olacaktır. Bir de bazen de böyle bize kümelerle ilgili soru da sorabiliyorlar. Nasıl? iki tane olayın birleşiminin olasılığını soruyor. O zaman tek tek yapıyorsun. Kesişimleri varsa da yine bunların da olasılığını çıkartıyorsun. Aynen kümelerdeki mantık. Çok uzatmayalım konumuza geçelim. Geldik arkadaşım konuma. İşte burada kimse ağlamasın. Kimse dert yanmasın. Bugün çok güzel, zorlayıcı sorularım var. Evet, kolay soruları ve orta seviye soruları birkaç tane soru ders anlatımında çözdük. O videoları da tekrar izleyebilirsiniz. Ama burada arkadaşım, bugün gerçekten tam şovluk sorular var. Onları nasıl yapacağımıza bir bakalım. Evet, ilk sorumuz biraz daha bir tık daha Nedir klasik soruya kaymış ama yine de güzel bir soru. Ee, bu yazılı sorularında da sorulabilen bir soruydu. Onu da söyleyelim. Hemen taktiğimize bakalım. Sorularımızın taktiği nasıl yapacağız görelim. İstenilen açılımın evet terimleri üslü sayı ise a üzeri 3 b kare ise x üzeri a üzeri b nedir arkadaşım? Üssün üssü çarpma özelliğini özelliğine dikkat et. Ne vardı Üstü sayılarda üssün üssü çarpmaydı. Aklında olsun. Peki ne diyeceğiz şimdi? Çok dikkatli izle. Bak arkadaşım bu bir açılım mı? Açılım. Bu bir terim mi? Terim. Bütün terimler şöyle yazılmıyor muydu? E N'in bir şeylisi. Çarpı. Mesela R'lisi. Buradaki elemanlarım A üzeri 3'ün bir şey kuvveti. Eksi 5 B karenin de bir şey kuvveti. Tabii ki de burası R'ydi bundan dolayı. Burası da N eksi R'ydi. Şimdi bakın benim terimim kesinlikle bu. E olaya bakarsan da zaten B karenin bilmem bir şeyinci kuvveti. Tabi eksi beşli etkileyecek buradaki R. Ama B karenin bilmem bir şeyinci kuvveti B üzeri dörtse ise üstün üstü çarpmaydı. 2 R eşittir dörtten dolayı. R nedir? Kesinlikle ikidir. O zaman burası ikiymiş. Devam. Peki A üzeri üçün hangi kuvveti bakın hangi kuvveti A üzeri on iki eder senin için? Tabii ki de burası da dörtmüş. O zaman burası benim için 4'tür. İster n eksi r 4'te ister burası 4'te fark etmez. Fark eden bir şey önemli olan şey buranın 2 olduğunu bulmak. Buranın 4 olduğunu bulmak. V V V V V bunların ikisinin kuvvetlerin toplamı da buna eşit olduğunu bulmak. Zaten burayı 2 bulduysan burayı 4 bulduysan n eksi r 4 ise r'yi 2 bulmuştun. N de 6'dır diyebilirsin. O zaman baştan yazalım. 6'nın ikilisi a üzeri 3 üzeri 4 hocam 6 nereden geldi bir daha söyler misin diyen varsa bir daha söyleyelim orayı. Bakın bunun kuvveti 2. Bunun kuvveti 4. Niye? a üzeri 3 üzeri 4 a üzeri 12'dir. Bitti. N ve K nedir diyordu? N'yi bulduk arkadaşım. N eşittir kesinlikle 6. Peki K ne? K katsayı. Hemen yapalım. 6'nın ikilisi neydi? Kombinasyonda 2 tane yazdık. 2 faktöriyle altına yazdık 15'ti çarpı a üzeri 12 geldi. Buradan da ne geldi arkadaşım? Hop. Eksi 5'in karesi 25. B karenin karesi de b üzeri 4. Olay bitti. 15 kere 25 etti mi sana? 375. Çarpı a üzeri 12. B üzeri 4. Tam da burada yazılana benziyor mu? Benziyor. O zaman sen k'yı da buldun. K eşittir. 375'tir. Hocam nasıl kolay buldun? 225'i 10 ile çarptım. 250. 5 ile çarptım 125. Toplarsam 375 oldu. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. İlk sorudan güzel soruyla başladık. Şimdi kallavi bir soruya geçtik. Nasıl yapacağız bir bakalım. Diyor ki x eksi 2 çarpı kök x. Bakın burayı kaçırmayın. 2 çarpı kök x açılımındaki üzeri 7 tabii ki de. Açılımındaki a üzeri dörtlü terimin katsayısı kaçtır? Arkadaşım a üzeri dörtlü terim A, A değil tabii ki de şurayı yanlış yazdık. Özür dilerim. Hemen düzeltelim. X tabii ki de burada X'ler olduğuna göre. X üzeri dörtlü terimin katsayısı kaçtır diyor. Hemen söyleyelim. Bak bir açılımda senin bilmen gereken şey neydi? Bir kombinasyonun vardı. 7'nin bilmen bir şeylisi. R diyelim. Birinci terimin X. X üzeri bir şey. Eksi iki kök X'in R'ninci kuvveti. Burası da N eksi R'ninci kuvvetiydi. Ve bana ne diyor? K çarpı x üzeri 4'ü soruyor bana. X üzeri 4'ü soruyor. E arkadaşım sen şunu biliyor musun? Bu arada n'nin de 7 olduğunu biliyorum ya. Buraya 7 yazabilirim. Hiç kasmadan. 7 eksi r. Çünkü toplamları 7 olacaktı. Orayı düzelttim. Bak şimdi. Burayı bilmiyorsun. R'den dolayı. E burayı biliyorsun. X üzeri 7 eksi r. Paranteze gerek yok. Şurayı halledelim. Eksi 2 üzeri r çarpı. Bakın soruyu çözdüren taktik Olmazsa bu soruyu belki de yapamazsın. Hemen söyleyeyim. Kök x neydi kök x? Bunun üssü bir burada görünmez 2 olduğu için x üzeri 1 bölü 2 idi. Bunu üssü sayılarda unutma. Aklında olsun. Bir de r artı birinci terime dikkat dedik. Niye? Biraz önce anlatmıştık. Yine göstereceğim. Hiç merak etme. Ama buna kesinlikle dikkat etmelisin. Geçtik buraya. Bu kök, bu r kimindi? Hem eksi 2'nin hem de kök x'indi. Peki kök x ne demekmiş? Kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demekmiş. E bu R bunun bir üstü ise arkadaşım burada bunun bir üstü ise o zaman tabii ki de ne yapılacak? Üstün üstü çarpmaydı. Burası da x üzeri r bölü 2 gelmiş olacak. Ve de benim cevabım ne? k çarpı x üzeri 4'müş. Şimdi bakın burada bir katsayı var. Ne olduğunu bilmiyorum r'den dolayı. Burada bir şey var. Sayının üssü var. r'nin ne olduğunu bilmen için yapamıyorsun. Bunlar gelsin buraya. 7'nin 7 R'lisi. Geldik. Eksi 2 üzeri R. Bir de burada ne var? X üzeri 7 eksi R çarpı X üzeri R bölü 2 eşittir. K çarpı X üzeri 4. E bu K ne? Katsayı. E bu ne? Katsayı. E o zaman burası buna eşit. Hemen şurada toparlayalım. Tabanları aynıysa üstler toplanacak. 7 eksi R artı R bölü 2 eşittir X üzeri 4. Çünkü bunlar katsayı oldukları için birbirine eşit olacaklar. Bu x'ler de birbirine eşit olacak. Hemen burayı toparlayalım. Herkesi 2 paydasını yazalım. x üzeri 14 eksi 2r artı r bölü 2 eşittir x üzeri 4. Hemen buradan da 14 eksi r bölü 2 eşittir 4 müymüş. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak zorunda. Buradan da demek ki yukarısı 8 ki 2'ye bölünce 4 oluyor. 8 olması için de R'nin 6 olduğunu bulduk. Bak arkadaşım. X üzeri 4'lü terimin kat sayısı kaçtır diyordu. Biz de ne bulduk? R'yi 6 bulduk. O zaman düzgün yazalım. Bakın. R'yi 6 bulduysak. 7'nin R'lisi çarpı eksi 2 üzeri R'ydi. Demek ki 7'nin 6'lısı çarpı eksi 2 üzeri 6'ymış benim cevabım. Bu ne? Katsayı. Demiştik ki burası katsayı diye. İşte katsayıyı bulduk. Peki bu nedir? 7'nin 6'lısı 7'nin birisine eşitti. O da 7 idi. 2 üzeri 6 demek de 64'tü arkadaşım. Burayı da çarparsak 420, 60 kere olsaydı 420, 28 daha 448 olmuş olacak. Bir daha söylüyorum. 60'a çarpsaydınız 420 idi. 7'yi 4 çarptın. 28. 420 artı 28. 448 etti. Bu ne? Kat sayı. Nereden geldi? Buradan geldi. Süper. Devam ediyorum. Peki kaçıncı terimdir diyor. Ne buldum ben burada arkadaşım? R'yi 6 buldum bak. R'yi 6 buldum. Bu 6. sırada değil. Neden? Çünkü 7'nin sıfırlısıyla başladığın için bu birinci. 7'nin 1'lisi 2. idi. O zaman bu da nedir? 7. terimdir 7. Bakın ben hiç ezbere bilmem. R, R artı 1. terim. R burada da o yüzden ünlem yazdım sana. Takılma bunlara. 7'nin sıfırlısıyla başladın. 7'nin altıncısı, 7'nin 6'lısı senin 7. terimindir aklında olsun. Süper, ultra, mega, mükemmel 2 tane binom sorusu çözdüm. Bakın lütfen karışık, karmaşık deme. Karmaşık diyorsan üsü sayı bilgin eksik olabilir ki onu da zaten sana buradaki taktikle verdim. Bakın sıra 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 3 tane basamak yazdık. Lütfen defterine, önündeki kalemine, kağıdına sahip çık oraya güzel güzel yaz çok rahat anlarsın. Geldim buraya. Bak açılımının ortanca terimi diyor. Taktik neydi? ...ortanca terim arkadaşım. Uç git hadi. Ortancı terim arkadaşım neymiş? Bak A artı B'nin 2 e, iki eninci kuvveti ...ortanca terim. 2N, 2 enlisi A üzeri N, B üzeri N'di. Yani burası 8 arkadaşım. 8'in dörtlüsüydü. İlk terim A üzeri 3'tü. Bunun dördüncü kuvvetiydi. İkinci terimim eksi 2 bölü a kareydi. Bunun da dördüncü terimiydi. Yalnız burada bir şeyleri bir daha düzgün yazmak lazım. 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 2, 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı üstün üstü çarpmaydı. A üzeri 12 çarpı. Burada da bu 4 eksi artı yapacak çift olduğu için. Şurası 2 üzeri 4 geldi. Bir de burada A üzeri 8 geldi. Tamamdır. Peki şurayı toparlayalım. 4 kere 2 8 mi? Bu gitti. 3 kere 3 ile 6 sadece işte 2. 2 kere 5 10. Hop burası 70 çarpı. Burası ne arkadaşım? Zaten burası 2 üzeri, 16, 2 üzeri 4'ten dolayı 16 çarpı. Burada gördüğün gibi bölme var. Bunları bir araya getirirsen A üzeri 12 bölü A üzeri 8 olur. Çünkü bu pay kısmında bu payda da olacak. Tabanları aynıysa üstler çıkarılırdı. A üzeri 4 gelmiş oldu. Peki 16 kere 70 kaç? Bir kere sonda 0 var. Çok güzel bir sayı. 0'ı yazdım. 7, 7 kere 10 70. 7 kere 6 42. O zaman toplarsak da 112 oldu. Benim için terimim ne oldu? 112 derken bir de 0 vardı. 1120 A üzeri 4 olmuş oldu. Az kalsın 2 yazmışım. Ondan sonra yorumlarda yazıyor. Aa hocam yanlış yaptınız. Orası A üzeri 4 olmayacak mıydı? Ya arkadaşım yoruma yazmaya gerek var mı? Yani tabii yazabilirsin. Dersin ki e, hocanın dili düştü. İşlemi sonuna kadar yaptı ama orada bir dikkat hatası oldu. Ya tabii ki de burada A üzeri 2 niye yazayım? Gördüğün gibi geçişte hata yapmışızdır. Lütfen acımasız olmayın arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi biliyorsunuz. Siz de e, bunu <laughs> bilerek hareket edin diyelim. Çok fazla uzatmayalım. Daha da ne diyeceğimi bilemedim. Geçiyorum. Şimdi arkadaşım, gördüğün gibi 3 tane sağlam binom sorusu yaptım ve olayı bitirdim arkadaşım. Şimdi geldim olasılık sorularına. 5 erkek, 4 kız öğrenci arasından 3 kişilik komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonun 2 erkek ve 1 kızdan oluşma olasılığı nedir? Arkadaşım, soruyu çözdüren taktik. Permütasyon ve kombinasyon olasılık sorularında çok kullanılır. Sorunun ilk kısmında sorunun ilk kısmında tüm durum sorunun son kısmında da istenilen sorulur. Yani tüm durum dediğimiz ne? Örnek uzay. İstenilen ne? Bizden istenilen olasılığın o pay kısmındaki var ya SA İşte orası verilir. Bakın ne diyor? 5 erkek 4 kızdan üçlü komisyon. Peki toplam 9 kişi var mı burada? Var. O zaman 9 kişiden Üçlü komisyon nasıl oluşturabilsin? Dokuzun üçlüsüyle oluşturabilsin. Bu kadar tane vardır. Bakalım. Dokuz, sekiz, yedi bölü üç, iki, bir. Dok üçte dokuz sadeleşti. Üç kaldı. Burada sadeleşti. Dört kaldı. Üç kere dört, on iki. Yedi ile çarparsam seksen dört etti. Bakın seksen dört tane üçlü seçebilirim bunlar arasından. Ama adam bana diyor ki o üçlüler mesela ne olabilir? Erkek, erkek, erkek 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 kız veyahut da kız 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 başka başkaları da var tabi de mesela bir dünya var burada bir, bayağı bir var peki bu bayağıdan dolayı sekiz yani tane durum var bu sekiz durumdan adam bana özel olanı soruyor ne o iki erkek olsun bir kız olsun peki buradan senin iki erkek bir kız seçebilme durumun ne iki erkek beş tane erkekten iki tane seçeceğim ve ve bakın ve V neydi? Çarpmaydı. Ve de kızlardan ne seçiyorum arkadaşım? 4 tane'den bir tane seçiyorum. E peki 5'in ikilisi ne? 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2. 4'ün birisine e direkt 4. E burası ne oldu arkadaşım? 10'du zaten. Hop 40 olmuş oldu. İşte bu kadar. Ne yaptım şimdi? Bana sorulan şey. Hatta şöyle diyebilirim. Permütasyon 2E1K. Yani 2E1K'nın olma olasılığı nedir? S2E1K bölü S evrensel. Tamamdır. O zaman bunun cevabına bakarsam da iki erkek bir kız gelme o ihtimali kırkmış. E peki tüm durum neydi? Evrensel. Bakın bu erkek değil evrensel. Evrensel derken örnek uzay yani özür dilerim. O da 84'tü. O zaman benim cevabım ne oldu arkadaşım? 84 bölü 40 bölü 84'ten ikisini de 4'e bölersem ne olur? 10/21 olmuş olur. İşte bu kadar. Yapman gereken bu permütasyon kombinasyon çok kullanılır arkadaşlar. Bakın şu an ne yaptık biz? Kombinasyon yaptık ama permütasyonda sorabilirdi. Aklımızda olsun. Bu arada şunu söylemeden geçmeyelim. Şurada bir de ne olacak arkadaşlar? Erkek kız kız olacak. Zaten bir dünya dedik ama toplam 4 tane durum var. 3 erkek, 2 erkek bir kız, bir kız iki erkek. Daha doğrusu bir erkek iki kız, iki erkek bir kız, üç tane de kız olma ihtimali var. Zaten burada üçünün de erkek olması nedir arkadaşım? Beşin üçlüsü on durumdur. İkisinin de erkek olması burada yaptığımız durum. Kırk durummuş. İkisinin kız olmasını da yapalım hatta bakın. Dördün ikilisi çarpı beş, beşin birisi. O da nedir? Altı kere beşten dolayı otuzdur. Hepsinin kız gelme ihtimali dördün üçlüsü de dörttür. Bakın zaten 84 durum var. 84 durumdan bize 40'lığı soruyormuş. Böyle de inceleyebilirsiniz. Ayrıntıya da girebilirsiniz. Geçtim. Şimdi geldik. Biraz önce söylediğimiz gibi soruyu çözdüren taktiği. Hemen açıyorum. Ne var burada? En az en çok sorularında. Bakın en az en çok sorularında. Tüm durum eksi istenmeyen yapmak daha kolay olabilir. O yüzden bazen de isteneni bulmak yerine tüm durumdan istenmeyeni çıkarmak daha rahat olabilir. Ve biraz önceki soruda ne demiştik? Kombinasyon ve permütasyon çok kullanılır demiştik. Şimdi de geldik kombinasyona. Şey permütasyona. Biraz önce kombinasyon. En az iki kez tura gelme olasılığı. Peki beş tane para varsa. Buralara ne yazacağım? Yazı ya da tura. Yazı ya da tura. Yazı ya da tura. Yazı ya da, yazı da tura. O zaman burada iki üzeri beş tane tüm durum vardır. Tamam. O zaman bize ne diyor? Bize söylediği şey. Permütasyon en az. En az iki kez tura. Yani iki tura üssü. Bakın böyle kendimce semboller verdim. Eşittir. Nedir? İki tura üssünün gelme ihtimali bölü örnek uzay. Şimdi örnek uzayımı buldum. O, bu bakımdan rahatım. Nedir? Ne dedik? Olasılık. iki tane turadan fazlası eşittir. Burası nedir? 32 durum. Peki şu an benden ne istiyor? En az iki tura. O zaman şöyle mi? Tura 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 yazı 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 tura tura yazı yazı tura 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 çünkü en az iki tura diyordu yazı hepsi de tura gelebilir e kardeşim bu kadar bunları hesaplayıp buraya yazana kadar ben tura yazı 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 yazı, yazı. ve de yazı 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 gelebilme ihtimalini bulsam daha kolay değil mi? Bakın bunların yer değiştirme olasılığına baktığım için yazı 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 bir durumdur. Bir tura dört tane yazı da tekrarlı permütasyondan dolayı beş faktöriyel bölü dört faktöriyelden beş durumdur. O zaman benden istenmeyen istenmeyen durum beş tanedir. Beş burada bir de burada altı tanedir. Bakın istenmeyen durumu bulmak daha kolay. E tamamı kaçtı buranın? 32 idi. O zaman burası kaçmış? 26 imiş. Hesap edersen bak aynı şeyler gelecek. Burası bir durumdur. Burası 5 durumdur. Yine buralarda birbirinin aynısı. Burada ne yapıyorsun? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Burada bakın 5 faktöriyel bitin hepsi 5 faktöriyel. Tekrarlılar 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden dolayı. Burası da 10 on ve 10'dur. Tam tersi bu sefer de 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak. Bakın 26. Bunu hesaplayana kadar tüm durumdan çıkartıp yine hesaplayabilirsiniz dedik. Ve bunun da cevabının 2'ye bölersek 13 bölü 16 olduğunu söylemiş oldum. Bazen tüm durum eksi istenmeye yapmak daha kolaydır. Bunların hepsini tek tek bulacağına 2 taneyi rahat buldun tamamından çıkarttın. Çünkü senden istenen en az 2 turaydı. 2, 3, 4, 5 tane tura gelme ihtimali olasılıkları burada gözüküyor. Öbürküsünü yapmak daha kolay. Dedim geçtim. Geldik arkadaşım bir sonraki sorumuza ve sonrasında da bir tane yeni nesil üniversite sınavı sorusu var. Ona da bakıp bitireceğiz. Birinci torbada üç kırmızı, dört mavi. İkinci torbada yazalım bir. Üç kırmızı, dört mavi. Bir de burada ne var arkadaşım? Dört kırmızı, beş mavi varmış. Birinci torbadan bir bir yanılıp ikinciye atılıyor. Rengine bakmadan Buna göre ikinci torbadan rastgele seçilen bilgenin kırmızı olma olasılığı nedir diyor. Hemen taktiğime bakıyorum. Torba soruları kafanı karıştırmasın. Neden? Yine formülümüz aynı. Buradan sen seçtiğinde bütün durum nedir? Örnek uzay 7 tane top seçebilmendir. Peki istenen ne? Mesela kırmızı. O zaman 3 tane durum vardır. 3 bölü 7 dersin. Hiç kafanı karıştırma. 3 bölü yedi. direkt yapıştırsın. Sadece işlem yaparken ve veya'nın anlamını hatırla ve ona göre dikkat et. Şimdi bak arkadaşım bak olayı iyi izle şimdi. Çok iyi izle. Birinci torbadan ben bilye alacağım. Aldığım bilye bu arada benden ne istiyor? En sonda çıkan bilyenin kırmızı olmasını istiyor. Diyelim ki ben buradan kırmızı seçtim. Kırmızı seçme ihtimalim 7'de 3'tür. Ve ve bu torbaya attım. Bu torbada şu an ne oluştu? 5 kırmızı 5 mavi oluştu. Bakın şu an 5 kırmızı 5 mavi oluştu. Niye? Toplamda 9 tane vardı. Rengine bakmadan buraya attım ve buradan kırmızı attığım için 5 kırmızı 5 mavi oluştu. Toplam 10 tane rengim var ve benden istenen şey kırmızı olmasıydı. Yazdım. Neden böyle yaptım? Kırmızı kırmızı gelebilir ve şimdi veya şöyle de olabilir. Buradan mavi çekip İkinci durumun istenen kırmızıydı zaten. Buradan mavi çekme durumumda 4/7, 7'sinden 4'ü. Bu tarafa attım. Artık bu sefer elimde 4 kırmızı, 6 mavi oluşmuş oldu. 6 mavi oluşmuş oldu. Ama ben ne istiyorum? Yine kırmızı çekmek istiyorum. Onda 4 benim elimde kırmızım vardır dedim. Biraz önce onda 5 niye yan taraftan kırmızı gelmişti? Bu sefer onda 4 niye? Bu sefer mavi geldi dedim. Gördüğün gibi bakın ve ve aynı anda bu da veya bu ihtimal de olabilir veya bu ihtimal veya deyince topluyorduk unutmuyoruz. O zaman bakın sadeleştirme yapayım hocam. Sakın sakın. Sakın sadeleştirme yapma. Çünkü 7 kere 10, 7 kere 10 paydalar birbirinin aynısı. Peki paylar 15 buradan geldi. Buradan da 16 geldi arkadaşım. 4 kere 4. O zaman aşağısı da 70 oldu. O zaman ne yaptık? 31 bölü 70 dedik ve çok güzel bir şekilde olayı bulduk. Ya gerçekten var ya sorular 10 numara. Bunları sakın kaçırmayın. Çok dikkat edin arkadaşlar. Süper bir şekilde sorularımızı çözmüş olduk. Geldik son sorumuza. Dinamo Soru Bankası'ndan kampımızda zaten Dinamo'ydu. Ve burada da müthiş bir yeni nesil soru var. Ve sayfa 66'da soru 3 arkadaşlar. Yukarıda yani yandan bahsediyor merkezleri kitabımızda öyle yazıldığı için biz de buraya aynısını birebir geçirdik. Merkezleri ortak 3 tane çember oluşturulmuş. Bir hedef tahtası gösterilmiş. Çok güzel. Bu arada burası R, burası R, burası R hepsi birbirine eşit. 3 bölgeden oluşan hedef tahtası 3 renge boyanmış. Her bölgenin vurulma olasılığı o bölgenin alanı ile doğru orantılıdır. He, vurulma olasılığı bölgenin alanıyla doğru orantılı. Peki Devam edelim. Hedef tahtasına atış yapan birinin tahtayı vurma olasılığı kesin. Yani bunun tamamının alanının bir olduğunu söylüyor bize. Mavi bölgeyi vurma olasılığı kaçtır diyor. Hemen taktiğime bakıyorum. Üniversite sınav sorularında da böyle soruluyor. Şekilli olasılık sorularında şeklin alan formülünü bilip alanı bütün alanı oranlayıp istenilen olasılığı bulunuz diyoruz. Bak taktik bu. Alan formüllerini bileceksin. 1 Kareninki nedir kareninki? A A'dan dolayı A karedir. 2. Dikdörtgeninki nedir? A B'den dolayı alanı A çarpı B'dir. 3. Çemberinki nedir arkadaşım? Yarı çapın R ise pi R kareydi alanın. Pi R kareydi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın burada kırmızı alan nedir? Pi R karedir. Mavi alanı bilmiyorum ama mavi alandan daha ziyade 2 R'den dolayı Mavi artı kırmızının ne olduğunu biliyorum. 2R'ye yarıçaplı bir çember olduğu için daha doğrusu daire alan olduğu için 4 bir pire kare olduğunu biliyorum. Buradan da neyi bulmuş oldum? Mavi de 3 pire kareymiş onu bulmuş oldum. Ve de arkadaşlar mavi artı kırmızı artı mavi artı kırmızı artı sarı da 3 r yarıçaplı bir daire. O da karesi 9 pire karedir. Buradan da neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Sarının da e burası 1, burası 3'tü 4. 9 olması için de 5 pire kare olduğunu buldum. İşte bunun tamamı nedir arkadaşım? Tamamı benim ihtimalimin hepsiymiş. Yani burada bana neyi soruyordu? Mavi bölge. P mavi eşittir. Mavinin sayısı bölü nedir? Tüm durum bize söyledi ya biraz önce. Tüm durum örnek uzayınmış. Örnek uzayım o zaman hemen yazacağım. Peki P mavi. Mavinin olma olasılığı nedir? Alanı neydi mavinin? 3 pi r kareydi. Bölü. Peki örnek uzayım. Tamamı gördüğün gibi 9 pi r kare. 9 ile 3 sadeleşti. 1 bölü 3 geldi. Pi'ler pi'ler re kare r kadar gitti. Cevabında o zaman çok güzel bir şekilde 1 bölü 3 olmuş oldu. Ve süper bir şekilde sorularımızı çözdük. ÖSYM böyle sorular soruyor. Böyle soruları sormayı seviyor ve şekil üzerine olasılık yapmayı seviyor dedik. Diğer tarzlarda soru gelir mi? Gelir tabii ki de ama klasikleri iyi bileceksin. Bunları iyi yorumlayacaksın. Zaten şu an 10. sınıftayız. Algılayalım, öğrenelim. 12'de daha ayrıntısını gördüğünüzde rahat edersiniz. Tonguç Akademi farkıyla da gördüğünüz gibi ara tatilde de ÖSYM tarzı sorularımızı yapıyoruz. Yeni nesil güncel sorularımızı yapıyoruz. Zaten kampımızın adı neydi? sloganı neydi? En güncel ve yeni nesil matematik soruları ile doğru ve dinamik çalış demiştik arkadaşım. Çok uzatmayalım artık. Çok güzel bir soru çözümü oldu. Çok güzel bir atak konu tekrarı oldu. Ve karşında ödül soru. Ödül sorunun cevabını yorumlara kesinlikle bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Daha önemlisi sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.